yollara düştün. Hazır, kesin yollara. Defalar yıldızı ıskıttı sağlara. Kırılıp düşmeden sağlar kara topla. Sende olur cihazdır, rakipsiniz. Ülkemden hatıralı sesler geliyor. 1100 karafiller geliyor. Artık devran değişti, ebaviller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ulan avaz kaldı biznillah. Rabbimiz yürüyüşümüzü Kudüs'ün gününe vardırsın. O inkılabı gerçekleştirenlere, o şehadet ruhlu gençlere selam vererek, Kudüs'ün mücahitlerine, muhafızlarına, muhafızlarına selam vererek bir gençlik geliyor diyelim ve şehadete sakın olan mıstımızı haykıralım. Tüm Türkiye tek yürek, bugün herkes omuz omuza, hep birlikte, Türkiye Kudüs'ü kurayakta, bugün hepimiz annemlerimizi, öncesliğimizi bir kenara koyduk. Siyonizme karşı olup mu durduk? Bugün hep birlikte Türkiye'ni, Türkiye'ni Müslümanlar, Türkiye'ni insanlar olarak dünyanın en büyük zulmüne dikkat çekmek için yüzyılın, yüzyılın başarmasına karşı en güçlü şekilde dikirmek için bir aradayız. İşte kanaat önderlerimiz, işte siyasi liderlerimiz, işte hanımefendiler, işte beyefendiler, işte çocuklar, işte gençler, işte yaşlılar. Hep birlikte haykıralım. Siyonizme karşı olmayacağımızı! Bugün Avrupa'mızda Kudüs için, Kudüs'teki insanlığın onuruna dik duruşu için bir aradayız. Benim hep birlikte tüm sosyal medya platformlarından Türkiye Kudüs için ayakta isteğine, buradaki heyecanımızı, buradaki yüz binlerin kıyamını, buradaki insanlığın onur duruşunu aykıralım. Türkiye Kudüs için ayakta diyeceğiz. Türkiye Kudüs için ayakta diyoruz. Demek ki Kudüs sevdaları şimdi bizleri rahatsızlığımızın ve egemenliğimizin yegane teminatı olan İstiklal Marşı'mızı okumak üzere ayağa davet ediyorum. Buyurun. Yunan zorbalığına karşı Kudüs mitingi bugün İstanbul'da tüm dünyaya bir şeyi haykırıyor. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs bizim sevdamızdır. Kudüs bizim sidasa bizim onurumuzdur. Şimdi de Büyük Kudüs mitingimizin
açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Doktor Abdullah Sevim Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi isra bi abdihi. Eyden bilen meclisil harami. Bilen meclisil asfettezi. Barekta hamdehu idriyehu min ayatina. İnnehu huveşşediyul basir. Sadakallahul azim. Muhterem Genel Başkanım, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, genel başkan yardımcıları, il başkanları ve her kademedeki siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, bu mitinge destek veren tüm sivil kuruluşlarımızın birlikte başkanları, mitingimizin başta İslam dünyası, Gazze'miz, Batı Şeria'mız, Filistin'imiz, Kudüs'ümüz başta olmak üzere bütün insanların içinde bulunduğu her türlü sıkıntılardan kurtulmasına vesile olsun inşallah. Bu arada ekranları başında bizleri izleyen milyonlarca kardeşime de ayrıca en kalbi duygularımla sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Aziz Kudüs sevdaları, bugün burada büyük bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bugün burada büyüklüğü Filistin'den, Kudüs'ten, direnişten ve büyüklüğünü sizlerden alan büyük Kudüs mitingini gerçekleştiriyoruz. Bugün burada Trump'ın çatma barış planını çöpe atıyoruz. Ve bugün buradan Kudüs'te hesap yapanlara sesleniyorum. Sizlerden bu meydandan aldığım güçle onlara sesleniyorum. Kendinize gelin. Haddinizi bilin. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Bu planlardan vazgeçmez iseniz tarihimize bakın. Sizin gibi hadsizlere nasıl hadlerini bildirdiğimizi bir bir göreceksiniz. Kıymetli huzurum, biz yeryüzünde zulmün ortadan kalkmasını istiyoruz. Mazlumların yüzü gülsün istiyoruz. Gözyaşları dinsin istiyoruz. Apartman dursun istiyoruz. Hakkı üstün tutan yeni bir dünyanın kurulmasını istiyoruz. Bütün bunlar için Kudüs'ün bir mihenk taşı olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden durmak nedir bilmeden Kudüs için haykırıyoruz. Aziz kardeşlerim, bu miting bizlere ifadet olsun. Bu mitingdeki beraberliğimiz daim olsun. El ele verirsek ve inanırsak emin olun ki her zorluğu yeneriz. Her güçlüğü aşarız. Her fırtınada gemimizi sağ salim karaya çıkartırız. Biz yüzyıllarca bunu başardık. Özgür Kudüs'te, Paris'te, İstanbul'la, Şam-ı Şerif'le yeter ki isteyelim. Yeter ki gerçekten isteyelim. Yeter ki yakalarımızda taşıdığımız, göğüslerimizde taşıdığımız annelerin baskısından kurtulalım. Yeter ki bir araya gelmek için önümüzdeki engelleri yok sayalım. İşte o zaman mutlaka başarırız. Merhum hakimin dediği gibi girmeden bir millete tefrika, düşman giremez, toplu vurdukça yürekten onu top bile sindiremez. Özgür Kudüs sevdaları, sözlerden son verirken mitingimize katılmanız için her birinize ayrı ayrı
gönül dolusu, yürek dolusu teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Nasıl ki bugün büyük bir insan seri halinde burada toplandıysak, yarın yine aynı şekilde bağımsız Filistin'in başkenti Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın eteklerinde buluşacağımızı ve oradan Hazreti Ömer'e, Selahaddin Eyyubi'ye, Sultan Abdülhamid'e, Şeyh Ahmet Yasin'e ve Necmettin Erdoğan'a selamlar göndereceğimizi haykırmak istiyorum. Haykırmak istiyorum. Haykırmak istiyorum. Bu duygularla, bu duygu ve düşüncelerle mitingimizin hayırlı vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederken bir kere daha şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Dünya durdukça bu Kudüs bağımsız Filistin devletinin başkent olacaktır. Başkent olacaktır. Başkent olacaktır. Allah'a emanet olun. Sağolun, var olun kardeşlerim. Evet, bugün İstanbul'da, dünyanın başkenti mesabesindeki İstanbul'umuzda çok güzel bir kare var. Soğukluklar eridi. Aramızdaki bütün doğalar eridi ve güneş açtı. Bugün hep birlikte omuz omuzayız. Bugün hep birlikte kardeşliği paylaşıyoruz. İşte Türkiye'nin mayası, işte Türkiye'nin kardeşliği bu tam olsa gerek. Her daim bu tanrının daim olmasını murat ediyoruz. Ve dünyanın başkenti İstanbul'umuzdan tüm dünyaya böyle coşkulu bir sevgiyi, coşkulu bir kardeşliği, coşkulu bir insanlık varlığını aykırıyoruz. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'nin köşe teşviklerini arz ediyorum. Çok kıymetli genel başkanlarımız, saygıdeğer İstanbullular, bugün burada çok özel bir buluşmada, toplantıda hep birlikteyiz, hep beraber hissediyoruz. Kalplerimiz bir atıyor. Saadet Partisi'nin değerli il başkanı ve onun nezdinde il başkanlığının düzenlediği bu toplantıda bir arada olmaktan son derece mutluyum. Sizlerle bir arada olmaktan, kıymetli İstanbul'da hemşehrilerle olmaktan çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, geçen hafta bir plan açıklandı. İki ülke bir araya geldi ve bir plan açıkladı. Onların tanımına göre 100 yılın planı dediler. Yine onların tanımına göre bir barış planı. Sözüm ona, İsrail ve Filistin arasında bir kalıcı barış planından bahsedildi. Ama işin tuhaf tarafı şu ki, bu planın açıklanmasında ne de kamuoyunun açıklanması sırasında bu işin gerçek muhatabı olan Filistin orada yoktu. Dolayısıyla kendileri yazdılar, kendileri oynadılar. Gerçekten barışa ulaşmak isteyenlerin hedefi Filistin'le beraber Filistinlerin sesinin olmadığı bir barış planı olması mümkün değildi. Bu planın uluslararası hukuka ve özellikle 1990'lardan bu yana atılan adımlara açıkça aykırı olduğu çok netti. Bu plan sadece ve sadece iki tane devletin çözüm formülüne göre hareket edilmiş bir plandı. Çünkü bütün dünya biliyor ki Kudüs'ün statüsü Filistin-İsrail çatışmasının esasıdır. Kudüs'ün statüsü tarafların rızaları olmadan tek taraflı olarak asla
ki yüzyıllardır bu sürece hamilik yapan kadim kent İstanbul'dan duyulsun ki Kudüs'ün statüsü aynı zamanda İslam dünyasının ortak mücadelesidir. Kudüs'te El-Aksa Camii hepimizin ilk kâbesidir, ilk kıblesidir. Etrafı mübarek kılınmış olan Kudüs, Hazreti Peygamberimizin Miraç'taki ilk durumudur. Bu kenti eşsiz yapan özelliklerden en önemlisi budur. Tabii aynı zamanda üç semavi din olan hem bizim dinimize hem Hristiyanlığa hem Yahudiliğe eşlik etmiş kutsal bir mekandır. Filistinliler tüm tarihleri boyunca Kudüs'ün kendi başkentleri olduğu inancıyla mücadele etmişlerdir. Değerli dostlarım, güçlü olan her zaman haklı değildir. Her zaman haklı olduğunu düşünmüştür ama asla haklı olamamışlardır. Güçlü, tek başına ve kendiliğinden her şeyi yapabilmenize asla imkan vermez. Adaletin olmadığı, tüm tarafların haklarının dikkate alınmadığı hiçbir plan hayata geçemez. Geçmemiştir, geçmeyecek. Ne Kudüs, ne görülen bu statü bizim için kabul edilebilir olmaz. Bu anlamda Filistin halkına reva görülen bu plan ve Filistinliler adına egemen bir halk ve egemen bir devlet imkanı verilmeyen bir plan asla ve asla bir plan değildir. 70 yılı aşkın süredir akan kanı durdurması da beklenemez. Bu planın bölgeye ve dünyaya huzur getirmesi de beklenemez. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, politikadaki pozisyonlarımız ne olursa olsun, hep beraber ilk günden beri her zaman mazlum Filistin halkının yanında olduk, yanında olacağız. Bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının da yanında olduk. Hangi taraftan olursa olsun kan dökülmesine her zaman karşı çıktık. Bu plana, bu ülke hiçbir bir siyasi parti ve lider yoktur. Bizler mazlum Filistin halkına onların kendi devletlerini kurmalarına destek olmaya ve bu plana karşı çıkmaya her zaman devam edeceğiz. Kol kola, omuz omuza devam edeceğiz. Bu tavır aklı, vicdanı ve insanlığı olan herkes için ortak tavır olmalıdır. Bu tavır herhangi bir dinin temsilcisi olmakla ne de herhangi bir etnisiteye ait olmakla da ilgili değildir. Bu tavır hakkaniyet tavrıdır. Bu tavır adalet tavrıdır. Bakın bu plan açıklanır açıklanmaz sadece Filistinlilerde değil, İsraillerin bir kısmı da plana karşı çıktılar. Barış ve huzur içinde bir arada yaşamak için bu planın ne büyük riskler içerdiği de ortadadır. Bu manada omuz omuza bir arada olduğumuzu bütün diplomatik süreçleri en sıkı 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak takip edeceğimizi, İstanbul halkı olarak da bu duyarlılığın en önemli merkezi olacağımızı buradan duyuruyor, bu süreci kınıyor, Filistin halkının her zaman yanında olacağımızı paylaşıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aziz Kudüs'ü yine bir dünyanın bir sahnede, bir sahnede
bu heyecanda, tüm aklımdan bu dönmüş, tüm zamanların en merhametli, en fedakar, en kardeşiyle beslenen toplulukları olarak sizler, bugün başka türlü sahte olmak üzere, yeryüzündeki sonu güzelliğe karşı mücadele eden mazlumların sesi ve kendini oldunuz. Şimdi hep birlikte, bir anda olmamıza vesile olan, yeryüzünde imana girip, yeryüzünde imana girip, yeryüzüne inşa edilen Beytül Mahdis'in, Mescid-i Aslan'ın, Kudüs'ün, Murat'ın, gençlerin, annelerin sesi ve sonu olmak adına Kudüs'lü Müslümanların temsilcisi olarak mitingimize katılan ve Filistin halkı adına konuşmalarını gerçekleştirecek olan Hamas Kudüs sorumlusu Sayın Musa Akari'yi selamlama konuşmaları için davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Benim haberim de Beşar Tekrar Necmettin Çalışkan Beyefendi'yi de daha sizlerimiz buyurun. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم شكرا لكم الله السلام ورحمة بركته hepinizin hepimizin üzerine olsun. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الأباء، أيها الأبناء، أيها الجمع الكريم، أيها الأحرار، إلكبتان، مسجد أقصى، قدستان، فلسطين، سلام وار. هوش جالدينز، سيفالار جالدينز. إني أرى في هذه الوجوه Değerli kardeşlerim, ben bu yüzlerde zafer coşkusu görüyorum. İn kâne fî Filistin lünnufuqil hazîn âribû fe inne fil âril kebîri meşârikû. Eğer Filistin batıdan kaynakların üzüntüsü olursa doğrudan gelen işte bu büyük umudur. Aşağıdaki vücud ve rızı haber hüküm eyyuhu harar ma'l Filistin ma'l Mescid-i Aksa'l Mubarak ma'l Kudüs-i Şerif. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bir ticaret içerisindesiniz ki Filistin'le, Kudüs'le, Mescid-i Aksa'yla birliktesiniz. فَاَنْ تَرْكَا اُمَّتُمْ قَائِدُهَا مُحَمَّدٍ. Asla komutanı, lideri Muhammed olan bir ümmet asla dayan eğmez. لَنْ تَرْكَا اُمَّتُمْ قَائِدُهَا مُحَمَّدٍ. Asla lideri Muhammed olan bir ümmet asla teslim olmaz. جئناكم من بطولات وشهداء أهل القدس وساحات المسجد الأقصى المبارك. بالسزاء بالكهرمان لكم دون دائمين كل الشهيد لندن مسجد أقصى دائم يليك. جئناكم من جهاد شعب ثائر في الضفة الغربية ومحاصر في غزة الإباء. بالسزاء kuşatma altındaki Gazze'den, biz size başta altındaki Batı Şeria'dan geldik. Nakifu anakum ve anakum usine şuhada ve nasra. Biz huzurlarınızda şehitlerimiz adına, müşahitlerimiz adına tekbir ile huzurlarınızdayım. قدرنا في فلسطين أن نمضي شهداء وجرحى وأسرى ومبعثون عن فلسطين. وإشتا شهيد تلميذ، إشتا مجاهد تلميذ، أصلا فلسطين صار مقتل وكيف يجيك لك؟ جئنا لنسجل اليوم حضورا
ونضرب بأرض كل المتفاخرين والمتآمرين والخائنين في أعظم الذل وأنظمة الأرض أولئك الذين أبوا إلا وأن يكون لهم سهم في غدر الأمة في صفقة العار في صفقة القرن اشتر بجن برزا حضور الله bugün burada tarihe not düşmek üzere biz bugün burada Filistin'i anlatanların, Yunus'u bırakanların ve hainlerle işbirliği yapanlara karşı hakkatçısını vurmak üzere geldik. Ve biz burada zillet başkentlerine, utanç kuruluşlarına ve asrın utanç anlaşmasına boyun eğmeyenlere dur demeye geldik. Cenab-ı Aliyyum bimecanika Umar ibnil Khattab ve Salahiddin el Ayyubi cenakum aliyyum min zuhur Filistin ve nahnu amatu kebabib bisarih ve biz bugün buraya Hazreti Ömer'in Selahaddin Eyyubi'nin mücahit kardeşlerinizin, direnişçilerin Filistin'e yolladıkları mancınıklar, roketleri temsilen geldik. Nahnu fi thughubi Filistin, nudafi'u an ummetun bi akmeliha. Tarihuna tasilu ila Tel Aviv, ve tetefekkeru thawratan islamiyyah, fi masariqil ardi ve magharibiha. Tasilu min beytil Maqdis, وتنتهي في كل بقاع الأرض لتتحرر الأمة من التبعية والاستبداد والظلم والطغيان. في زمن ميز وفي ترميز بعض خارجة خلال الأولاكين أما بلا تنسكي بعض عند مسجد أقصى إسرائيلية وفي الأرض بفزن ميز بركة ترميز yeryüzünün her bir köşesinde zulüm altında inleyen baskı altında bulunan insanlara karşı zulme karşı direniş olarak bağırıyor. وَلَقَدْ اَقْسَمْنَا الْيَوْمَ وَاَقَدْنَا الْيَمِينَ اَنَّ اِنْشَ اَحْرَارًا اَوْ نَمُوتَ اَحْرَارًا biz bugün burada bir kez daha yemin ediyoruz ki asla vazgeçmeden ya öncü insanlar olarak yaşayacağız ya da bizler bir fidan gibi ağaç gibi yakılıp solup gideceğiz. Cenel yavm linu'lina liddunya bi'an kutu tahtatul karn. İşte biz bugün burada tüm dünyaya ilan ediyoruz ki o yüzyılın anlaşması dedikleri anlaşma bugün itibariyle düşmüştür, yok hükmündedir. Filistin لا تقبل القسمة فلسطين لا تقبل الصلح فلسطين لا تقبل الضربان فلسطين أصلا بلن ما يقبل الباس فلسطين أصلا بلن ما يقبل الباس فلسطين أصلا يقد المي سندر المي يقبل الباس فمن أجلها تأخذ التضحيات من أجلها قال السلطان العادل نور الدين زنكي افتحني من الله ان افتحم وفلسطين في الاثر işte biz burada bugün şunu söylemek isteriz ki biz Filistin'e Mescid-i Aksa'yı korumak için ne canlar feda ettik. Bizim varoluşumuz Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü savunmaktır. Sultan Nurettin Zengin'in dediği gibi ben Mescid-i Aksa esaret altındayken tebessüm etmekten Allah'a hayal ederim. Min ecliha sadahat-ı tarih Salahettin el-Eyyubi hînemâ iddetehu li tahririha. İşte Salahettin el-Eyyubi'nin de tarih yazdığı gibi Filistin'i özgürleştirmek için min ecliha fırka Sultan Kıbrıs ve İslam'a işte Kudüs için
tarihteki Sultan Seyfettin Kudüs'te o meşhur çığlığında söylediği gibi o İslam'a dediği gibi ve min ajli hada Sultan Abdülhamid khafiyatihi hinema ana la amliku an abi'a sibran min arz Filistin. Yine bu kutsal dava için Sultan Abdülhamid'de kutsal feda etmişti. Öyle ki ben Filistin'in bir karış toprağını parayla satamam dedi. Ve min ajriha vabat kavkasun min eşşuhada yakuduhum eşşeyh İmam Ahmet Yasin وعبد العزيز الرنتيسي وفتح الشقاقي رحمة الله عليهم işte bu dava için bugün de başta şehit Ahmet Yasin olmak üzere Fethi Şikakiler Abdülaziz Rantisiler nice şehitler bugün de bu dava uğruna kendilerini feda ettiler. حينما نتحدث عن فلسطين عن القدس عن المسجد الأقصى فإننا نستعرض أمامنا مأساة أمة كاملة. اقرأوا التاريخ، حينما كانت القدس عزيزة كانت الأمة عزيزة، وحينما كانت القدس محتلة كانت الأمة ذليلة. أصل النبيس برد هذا فدار قدس سيومك için toplanmış bulunsakta diyesiniz ki bizim bugün burada varlığımız tüm yeryüzündeki zulüm altında inleyen herkes içindir. Tüm Müslümanlar içindir. Tarihi okuyun. Görürsünüz ki tarihte Mescid-i Aksa özgür olduğu zaman, güçlü olduğu zaman tüm Müslümanlar da güçlü ve özgür olmuşlardır. Mi'atu an ve Filistin'u teyşu ma'saten kebira ma'saten şahbin muhafır يا إنه تحت حروب الاحتلال منذ أكثر من 100 عام. Biz 100 yıl aşkın bir süreden beri büyük baskı altındayız. 100 yıl aşkın bir süredir Mescid-i Aksa işgal altında. وما زالت المعارضة مقتلة وفي خطوات متسارعة. كنا بالأمس نقول الأقصى في خطر ونحن الآن نقول الأقصى بكل مكوناتها في خطر. Biz her ne kadar Mescid-i Aksa işgal altında desek de esas itibariyle tüm Müslüman ülkeler, tüm Müslüman memleketler işgal altında, tehlike altındadır. Eyyuhal ahrar, ya selili Ertuğrul, Vahdat Muhammed el Fatih, ve Yavuz Selim, ve Abdülhamid Khan, innena bi ismi Filistin, bi ismi المرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذي احتشد في اسطنبول وتحتفظ في هذه اللحظة أيضا في مدن أخرى في تركيا وفي دول العالم حشود مماثلة من أجل القدس ومن أجل فلسطين وحتى نقول لا لقصة القرن. أنصر النسل أي محمد فاتح كرنر يا سليم كرنر إلسين إسكي sizler bugün burada kanlı tarihinizden aldığınız o nesli devam ettirerek burada Filistin Mescid-i Aksa dayanışması gerçekleştiriyorsunuz. Sizinle beraber bugün ülkenin pek çok noktasında, dünyanın pek çok şehrinde aynı sizin gibi milyonlarca insan Mescid-i Aksa dayanışması içerisinde. في هذه الكلمة وفي ختامها أريد أن أوجه شكر لرئاسة الجمهورية التركية وللبرلمان التركي بكل أطيافه وأهدافه وبالمنظمين لهذه الفعالية ولكم جميعا الذين جئتم في البث من أجل أن تجتمعوا من أجل فلسطين. Evet, sözlerime son verirken Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığına, tüm siyasi parti mensuplarına, Türkiye parlamentosuna ve siz değerli katılımcılara bu hırsızlığa verdiğiniz destek için özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Ve fî nefsil vâk turid en nuvâcih kelime ile tırım ve ile nitin yahu eyyuhu mücrümün alâ mehlikum
أيها المجرمون عن أهلكم كنا وما زلنا في فلسطين. فلسطين في الماضي اسمها فلسطين وفي الحاضر اسمها فلسطين ولن يكون اسمها إلا فلسطين. Huzurlarınızda Netanyahu ve Trump adresleri bekliyorum ki bekleyin, bekleyin. Bilirsiniz ki bu toprakların ismi Paris'te Filistin'de, bugün de Filistin, gelecekte de Filistin olarak kalmaya devam edecek. Ve yine bilirsiniz ki biz de Paris'te bu topraklarda vardık. Bugün bu topraklarda varız. Yarın da biz bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Ama siz yok olacaksınız. Fi Filistin emma nahnu ve emma nahnu fe entum ayyuh ibraniyyun hazirun fe ila mesabil tarih. Evet, evet. Filistin'in geleceğiyle ilgili ya bir söz sahibi olacağız ya yine bir söz sahibi olacağız ya yine bir söz sahibi olacağız. Ey Siyonistler, sizler ise, sizler ise tarihin çöplüklerine defolup, defolup gideceksiniz. Yukarıda başlıyorsunuz. Risaletuna Esaniye. Risaletuna Esaniye. İlâ zahayinatil Arab. Ve ilâ bir ugâhim. İrfa'u eydîkum an suratil İsra. ارفعوا ايديكم عن تراب فلسطين. فلسطين اكبر منكم. ستحرقكم النفط. ستحترقون ببترولكم الاسود. وستحرقوا فلسطين. Son olarak yine Siyonist işbirlikçilerine desteklenerek diyorum ki Kudüs'ten İsrail'den elinizi ayağınızı çekin. O sizin sarayınız. Tahtlarınız, o kara tahtlarınız yok olup gitti. Şimdi tarih buna şahittir. İşbirlikçilik yapmaktan vazgeçin. Ve ahiren akul. Bırak. Bitten nefdi kaya akba. Canımız. Sana bir akba. الأستاذ القائد إسماعيل هنية أشد السلام والتحيات ويبارك لكم في هذا الجمع الكريم. بارك الله فيكم. الحرية لفلسطين ونصلي قريبا في المسجد الأقصى المبارك. بسم الله باشكانمز Sayın İsmail Hediye'nin sizlere selamlarını sevgilerini iletiyorum. Kendisi hepinizi kutsal bir günde Mescid-i Aksa'da hep birlikte namaz kılacağımız bir gün duasıyla sizlere sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün konuşmak istiyoruz. Bugün zafer olsun. Dursun zaman. Ey ağlayan şehir. Peygamberden diyarı Kudüs. Çocuk yürekli masum sen Kudüs. Öz yurdunda sahip kalan Kudüs. Ve bir sefa, bin askerin düştüğü topraklarda yaşamak için savaşmak zorunda olanlar. Öldürmekten zevk alanlar şansı, şefaatle savaşı verenler. Vatanlarının korkusuna hasret, Filistinli kardeşlerim. Ve sizler, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkanlara, sahip çıkanlar. Ve sizler Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e sahip çıkanlara, sahip çıkanlar, ve lise olmayanlara veli olanlar, orada öleni babası, genç yaşı dökeni kendi evladı bilenler, orada oğlanla oğlan, annesi kaybedenler, eşit kalanlar, canını kaybetse de izzetini kaybetmeyenler, Kudüs'ü miras bilenler, Kudüs'ü miras bilenler, zulmet karşı tek yürek olan, yeni kapıyı dolduran, insanlık yolunu, insanlık kıyamını, Türk altına bitan gibi, Türk ve cennet mekan, Mücahit Erbakan gibi ayakta tutanlar, sizlere selam olsun, sizlere selam olsun, sizlere selam olsun.
selam olsun. Bütün yemeğin sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kavanoğlu Hanımefendi'ye Konforya Bakın Teknesi'ne teşkilatı alıyorum. Ben şu ciddi. İşte! Varım eşiğine aldım koydum sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Selamünaleyküm muhterem kardeşlerim. Muhterem misafirlerimiz, genel başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin mensupları ve burada bu konu için, Kudüs davası için bir araya gelen muhterem kardeşlerim. Rüyası Kudüs. Sevdası Kudüs, davası Kudüs olanlar, selam olsun sizlere. Zalimlere korku, mazlumlara umut olanlar, selam olsun sizlere. 600 yıl cihana adaletle hükmetmiş, Filistin'de huzur ve barışın teminatı olmuş, ecdadın torunları, selam olsun sizlere. Bugün işgal ve zulümle anılan Yerüsselam'ı yeniden huzur ve barışın adresi Darüsselam haline getirecek olanlar, selam olsun sizlere. Hani yüzyılın anlaşması diyorlar ya, biz bu yüzyılın paçavrası diyoruz buna. İşte o paçavrayı yırtıp tarihin çöplüğüne atacak olanlar, selam olsun sizlere. Kıymetli misafirlerimiz, muhterem kardeşlerim, bugün Kudüs için buradayız. Mescid-i Aksa için buradayız. Gazze için, Batı Şehir için, Ramallah için buradayız. Başkenti Kudüs olan özgür Filistin için buradayız. Sadece Kudüs mü? Sadece Filistin mi? Elbette hayır. Şehitlerimiz için buradayız. Yeryüzünün bütün mazlumları için buradayız. İdlib için, Doğu Türkistan için, Arakan için buradayız. Bugün İstanbul'da, Yeni Kapı'da Türkçü emperyalimize karşı küresel intifadanın meşalesini yakıyoruz. Bu meydandaki inançtan aldığım cesaretle söylüyorum. Ey zalimler, ey ırkçı emperyalistler, ey siyonistler, Filistin ezelden ebede bir İslam beldesidir ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır inşallah. Bunu herkes böyle bilsin. Çünkü bu meydanda ırkçı emperyalizme figüranlık yapanlar değil, tarihi bizzat yazanların torunları var. Bu meydanda Selahaddin Eyyubilerin, Sultan Fatihlerin yolundan gidenler var. Bu meydanda hayat, iman ve cihattır diyen Necmettin Erbakan'ın sevdalıları var. Muhterem kardeşlerim, Trump ve Netanyahu tarafından Filistin'e ve İslam dünyasına dayatılan şu plan Filistin'i Siyonist İsrail'e
peşkeş çekmektedir. Uluslararası hukuku almaktadır. Bütün insani ve vicdani değerleri yok saymaktadır. Huzura ve barışa değil, kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktadır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atacak, çünkü hak ettiği tek yer orasıdır. Tarihin çöplüğüdür. Bu plana göre sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş. Biri İsrail, diğeri Filistin. Peki Filistin dedikleri nasıl bir devlet olacakmış? Bu devletin ordusu olmayacak. Askeri olmayacak. Kendisine ait sınırları belli toprağı olmayacak. Sınır kapıları olmayacak. Mescid-i Aksa'da olmak üzere bütün kutsal mekanlar İsrail'in kontrolünde olacak. Hatta başkenti bile olmayacak. Çünkü bu sözde plana göre Filistin'in başkenti dedikleri yer Doğu Kudüs'te İsrail hegemonyası altında bir semtten ibarettir. Bir de bu sözde anlaşmanın içinde 50 milyarlık rüşvet koymuşlar. Şayet Filistin bu şartları kabul ederse 50 milyar dolar yardım yapacaklarmış. Ne diyordu Erbakan hocamız? Hadi oradan. Sizin gibi Siyonist uşakları bizim 50 milyar değil, 150 milyar değil, dünyanın bütün hazinelerini toplayıp önümüze serseniz satılır bir karış toprağımız yoktur. Cennet mekan Abdülhamid Han'ın dediği gibi bu topraklar kanla alınmış, parayla satılamaz. Muhterem kardeşlerim, geçmişi bilmeyenler bugünü anlayamazlar. Bugünü anlayamayanlar geleceği inşa edemezler. Maalesef Filistin 100 yıl süredir devam eden bir planın hedefinde. Bu planın asıl adı Büyük İsrail Projesi'dir. 5 aşamalı bir plan ile karşı karşıyayız. Birinci Siyonist Kongresi ile 1897 yılında ilk adımı attılar. Filistin'de bir Yahudi devleti fikrinin temelini oluşturdular. İkinci adım Balfour Deklarasyonu'ydu. Bu deklarasyon ile İsrail devleti fikrini siyasi zemine taşıdılar. Üçüncü adım 1948 yılında sözde İsrail devletinin kuruluşunu Birleşmiş Milletler arz ederek uydurma gerekçelerle gerçekleştirdiler. Dördüncü aşamada ise 1991'de Sovyetlerin dağılmasının ardından Büyük Orta Doğu Projesi adı altında bölgenin yeniden tanziminin haritalarını çizerek somut adımlar atma safhasına girdiler. Şimdi de Trump'ın öncülük ettiği plan ile Filistin'in üzerine son çiviyi çakmaya çalışıyorlar. Sırtında var. Söyleyeyim, vaat edilmiş topraklar var. Nil ile Fırat arası var. Diyarbakır var. Mardin var. Urfa var. Çukurova var. Türkiye
Açık söylüyorum, eğer bugün Kudüs'e sahip çıkamazsak yarın İstanbul'u gündeme getirecekler. Eğer bugün Filistin'i koruyamazsak Allah korusun yarın Türkiye'nin bütünlüğünü savunmayla karşı karşıya bırakacaklar bizi. Değerli kardeşlerim, gece gündüz ağlamanın Müslümanlara hiçbir faydası yok. Bugün sormamız gereken asıl soru şu: ırkçı emperyalizm adamların hedefine yürürken biz ne yapıyoruz? Yüzyıllık planlar bir bir devreye sokulurken biz ne yapıyoruz? Bağdat, Şam, Kudüs birer birer yağmalanırken biz ne yapıyoruz? Bu zulüm dünyasını yıkıp yerine adil bir dünya için mi çalışıyor? Yoksa ırkçı emperyalizmin oyunlarına figüranlık yapıp birbirimizi mi boğazlıyoruz? Birbirimize dönünüyor. Birbirimizle mi uğraşıyoruz? Kardeşliğimizi pekiştireceğimize ırkçılık ve mezhepçilik tuzağına düşerek birbirimizi yok etmeye mi çalışıyoruz? Kardeşlerim, sadece hatmın yaptıklarından şikayetle yetinmek acizlerin işidir. Kendi coğrafyasında kendi planlarını yapamayanlar başkalarının yaptığı planların sadece figüranı olurlar. İslam dünyası olarak bizim problemimiz ırkçı emperyalizmin güçlü olması değil, bizim içinde bulunduğumuz acziyettir. Bugün bizim problemimiz Filistin işgal edilirse eli kolu bağlı beklemektir. Kudüs'e el koyurken ırkçılık ve mezhepçilikle uğraşmaktır. Mescid-i Aksa'da Müslümanların onuru çiğnedilirken kavmiyetçilik yapmaktır. Saraylarımızı, saltanatlarımızı korumak için bu işgale sessiz kalmaktır. Günde 40 defa Allahu Ekber deyip sonra Trump'a ne yazık ki teslim olmaktır. Kardeşlerim, bir kez daha söylüyorum. Büyük İsrail projesine karşı, Büyük İslam Birliği projesini hayata geçirmediğimiz sürece daha çok ağlarız. Bugün Filistin öncülüğünü Siyonizmin yaptığı küresel bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Bu küresel kuşatmaya ancak küresel bir direnişle, küresel bir intifada ile karşı koyabiliriz. İhtilaflarımızı, farklılıklarımızı kaçırarak değil, ittifaklarımızı güçlendirerek bu gidişi engelleyebiliriz. Bu yüzden zaman, süslü laflar söylemek zamanı değil, icra zamanıdır. Filistin'in kurtuluşunu gerçekten istiyorsak, süslü laflara değil, güçlü icraatlara ihtiyacımız var. Çünkü sürekli tekrarladığımız gibi ırkçı emperyalizm laftan değil, ancak ve ancak güçten anlar. İslam İşbirliği Teşkilatı tam 51 yıl önce Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı korumak için kurulmuştu. Şu anda Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanıdır. Milletimiz bugün bu meydanda Filistin
Kürt konusundaki kararsızlığını ortaya koymuş bulunuyor. Şimdi görev siyasi iradedir. Lafla peynir gerisi yürümüyor. Cüret açıklamalar, sözlü kınamalar, İsrail'i daha da fazla cesaretlendirmekten başka bir işe yaramıyor. İslam ülkeleri liderleri ümmetin talebine cevap verecek somut adımlar atmak mecburiyetindedir. Muhterem kardeşlerim, aslında yapılması gerekenler bellidir. Kısa vadede D8'ler başta olmak üzere içinde yer aldığımız bütün ulusal ve bölgesel kuruluşlar harekete geçirilmelidir. Derhal İslam ülkeleri İsrail ile olan her türlü diplomatik iş ilişkilerini askıya almalıdır. Ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar devreye sokulmalıdır. Hukuka ve evrensel değerlere inanan bütün küresel kuruluşların bu zorbalığa karşı tek yürek halinde hareket etmesi sağlanmalıdır. Güney Amerika'dan Asya'ya kadar Filistin'e küresel destek platformu oluşturulmalıdır. İslam ülkelerinin hava ve kara sahaları İsrail'le ilgili her türlü askeri uçuşa ve tatbikata kapatılmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Filistin barış gücü oluşturulmalıdır. Bu askeri güç caydırıcı teşkilatlar ile donanmalı, Filistinlerin can ve mal güvenliği korumak için gazetede konuşlandırılmalıdır. Ben bunları söylüyorum. Ve maalesef şunu da biliyorum ki biz kendimiz söyleyip kendimiz dinleyeceğiz ta ki bu inançlı olan insanlar icra makamlarına gelene kadar. Uzun vadede ise İslam ülkeleri olarak birbirimizle uğraşmayı bırakmalıyız. Sahip olduğumuz imkanları birbirimizi yok etmek için değil, birbirimizi desteklemek için kullanmalıyız. Coğrafyamız üzerinde oynanan sömürgeleştirme politikalarına ve entrikalara karşı ortak stratejiler belirlemeliyiz. Ülkelerimizde savunma sanayine ve teknolojisine önem vermeliyiz. Ekonomik ve teknolojik kalkınma her İslam ülkesinin en öncelikli meselesi haline gelmelidir. Kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanmalıyız. Aramızdaki ticareti güçlendirmeli, bu ticareti kendi para birimlerimiz üzerinden gerçekleştirmeliyiz. Ve İslam ülkeleri savunma işbirliği teşkilatını da mutlaka hayata geçirmeliyiz. Aziz milli görüşçüler, kıymetli dostlar, bilmeliyiz ki şartlar ne kadar zorlu olursa olsun bizim inancımızda karamsarlığa, umutsuzluğa asla yer yoktur. Karanlığın en yoğun olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. İşte bugün burada ortaya koyduğunuz bu akıl duruş, inanıyorum ki
şafağın habercisidir. Sizler bugün burada en gür sesinizle sürme karşı çıkıyorsunuz. Zalimlere meydan okuyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın. Bu zulmü ellerimizle durduracağımız günler yakındır inşallah. Sözlerimi rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın şu cümleleriyle tamamlamak istiyorum. Zulüm ebedi olamaz. Kötülük er ya da geç hüsrana uğrayacaktır. Hiç kimse Müslümanların bugünkü dağılıklığından dolayı İslam Birliği'nin kurulamayacağını zannetmesin. Allah'ın izniyle İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulma günleri yakındır. Unutmayın ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah'a emanet olun. Efendim şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Efendim hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi söylüyorum. Az önce Sayın Genel Başkanı büyük bir dikkatle dinledim. Gerekli açıklamalar, yaptığı önermeler, gerçekten de herkesin dikkatle dinlemesi ve gereğini yapması gereken önermeler. Ben size kısaca özet olarak Filistin'i anlatmak isterim. 15 Temmuz 1992. Bir cuma günü. 40 günlük bir kuşatmanın sonucunda Haçlılar Kudüs kentini ele geçirirler. 10 binlerce Müslüman katledilir. 2 günlük yağmanın sonunda kentte tek bir Müslüman dahi bırakmazlar. El-Farabi, Müslüman ülkeleri bundan önce hiç bu kadar vaktice perişan edilmedi diye tarihe not düşer. Sadece Müslümanlar mı? Yahudiler de bu dönemde öldürülür. Hazreti İsa'nın kabrinin bulunduğuna inanılan kutsal Kabir Kilisesi'nde ibadetlerini bir arada yapan Rum, Gürcü, Ermeni, Kıpti din adamları işkenceden geçirilir. Ve Haçlıların işgalinden yaklaşık 95 yıl sonra 2 Ekim 1187 yılında Kudüs yeniden Müslümanların olur. Üstelik bir Miraç gecesinde. Büyük bir kumandan kentin kaderini yeniden Müslümanlara verir. O kumandanın adı Selahaddin Eyyubi'dir. Haçlıların yaptıklarının aksine Selahaddin Eyyubi şunları yaptı. Kim olursa olsun tek bir Hristiyanlığı beni rahatsız etmedi. Kutsal Kabir Kilisesi'nin yıkılması isteğini reddetti. Tüm ibadetlerin korunması talimatını verdi. Binlerce Hristiyan'ın kentten fidye ödemeden ayrılmasına izin verdi. Hristiyan kadınlara ve yetimlere hediyeler verdirdi. Ve Eyyaz'da caminin tepesindeki hacı indirdi. Kiliseye verilmiş olan cami gül suratıyla yıkanarak yeniden ibadete açıldı. Selahaddin Eyyubi Allah'a ve imanına karşı görevini yerine getirmişti. Onun için en büyük zafer Kudüs'ün kine, istilaya, talana izin vermeden kurtarılmış olmasıydı. Selahaddin bunları yaparken örnek aldığı kişi şüphesiz ki Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer de milattan sonra 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde tüm kent halkının canlarını ve mallarını güvence altına alınmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin temelini attığı barış ruhu Kudüs'e yüzyıllarca, yüzlerce yıl hakim oldu. Osmanlı devleti boyunca da Kudüs tüm dinlerin özgürce yaşandırdığı bir barış kenti kimliğini sürdürdü. Biz Müslümanlar için Kudüs, Mekke'de Medine'nin ardından üçüncü kutsal kentimizdir.
Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, Kudüs'te bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizin Meclis-i Haram'dan, Meclis-i Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı miras yolculuğu nedeniyle Kudüs bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir. Yahudiler dualarını dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Kudüs'e dönerek yaparlar. Ve Hazreti Davut'un saltanatının Kudüs'te yeniden fethedileceğine inanırlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın dünyevi hayatının Kudüs'te sona erdiğini kabul ederler. Dolayısıyla üç ilahi din içinde, semavi din içinde kutsal olan Kudüs'ün bir barış kenti olması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki Kudüs, dinler arası gerilimlerin, din merkezli savaşların ve mücadelelerin adresi oldu. Bugün bu mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Çağımızın haklı zihniyetiyle Kudüs Müslümanların ve Filistinlerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092'de Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıklarıyla bugün yapılmak istenen aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı yüzyılımızın Haçlı Seferi zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devletinden ve Müslümanlardan kopartılmak isteniyor. Oysa yaklaşık 1000 yıl önce Haçlı Harçlı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa yaklaşık 900 yıl sonra Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleştirdiğinde kenti özgür yediren dönemler Müslümanlarla birlikte de yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri yüzyıllardır Kutsal Kabir Kilisesi'nden birlikte ibadet edebiliyorlarsa biz bu Müslümanların sayesindeydik. Tarihin bize öğrettiği budur. Tarihin bize öğrettiği bir vakti gerçek ise şudur. Yüzlerce yıl önce bu topraklar Haçlı seferlerine karşı direnmeyi başardı. Türklerin öncülük yaptığı Müslümanlar başta olmak üzere tüm Ortadoğu halkları Haçlıları yenmeyi başardı. Yüzyılımızın Haçlı zihniyetinin planlarını da bizler boşa çıkardık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız. Herkesi kucaklayan, herkeste dayanışma içinde olan yeni bir yaklaşımla yapacağız bunu. Az önce Sayın Genel Başkan'ı büyük bir dikkatle dinledim. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bizi bölmeye, emperyalistlerin aleti etmeye çalışıyorlar. Emperyalizme karşı, egemen güçlere karşı bütün mazlum milletlerin birleşmesi bizim ahdimizdir. Bunu herkes böyle bilmeli. Değerli arkadaşlarım, binlerce Türkiye'li kardeşimiz Filistin mücadelesine destek vermek amacıyla Filistin'e gitmekten çekinmemiştir. Bugün Filistin'de ve Lübnan'da Türk gençlerinin mezarı bulunmaktadır. 1972 yılında Türkiye'nin ahlakını ve vicdanını temsil eden bizim gençlerimiz Filistin davasının neferleri oldular. Aynı tarihlerde milli görüşçülerde Kudüs mitingleri yapıyorlardı. Bu noktada İsrail'e karşı Filistinlilerle birlikte yürümekten korkmayan Türk üyelerin yurtsever devrimci gençlerinin Beni Kudüs mitingini 1969 yılında Konya'da düzenleyen Milli Görüş'ün kurucusu merhum Necmettin Erbakan'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ki Kudüs ve Filistin birbirinin karşısıymış gibi görünen iki siyasi tarafı ortaklaştıran bir davadır. Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye. Halkın, hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Ortadoğu.
ve hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bizler günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa'yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında kendisine yol arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'e bulundukları mağarasında şunu söylemişti. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Biz de diyoruz ki İslam dünyasındaki tüm parçalanmışlığa rağmen bazı İslam ülkelerinin Trump'ın sözde barış planına destek vermiş olmalarına rağmen İslam dünyasındaki akan kana gözyaşına rağmen biz de diyoruz ki Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir. Filistin için hak, hukuk ve adalet, Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistin kardeşlerimizle birlikte iyi adına koruyacak ve savunacağız. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ve şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Beyefendi'ye kürsüye arz ediyorum. Şehirler vardır. Bir mekana, bir zamana, bir ırka, bir mezhebe, bir dine aittir. Ve şehirler vardır. Zamana aşarlar, mekana aşarlar, bütün topluluklar aşarlar ve bir insanla ait olurlar. İstediğimiz bir toplumun değil, bir ırkın, bir mekanın, bir zamanın değil, bütün bir insanlığın şehridir. Ve kudüs, insanlık vicdanının mekanıdır. Her zaman da o vicdana, o derin vicdana ses olmuştur. İşte Trump ve Netanyahu sözde barış planını ilan ederken aslında sadece Filistinlilere değil aziz kardeşlerim, sadece Müslümanlar değil, bütün bir insanlığa savaş ilan etmişlerdir. Ve şimdi biz bu aziz şehirden bu sözde barışın sahiplerine diyoruz ki sizin savaş ilanına karşı barış mekanı olan Kudüs'ü hep koruyacak, hep insanların vicdanının sesi olacağız. Değerli genel başkanlar, aziz İstanbul hemşehrilerim, Filistin ve Kudüs gönülleri, bugün biz İstanbul'da, yeni kapıdan bu aziz şehirden, Kudüs'ü 1517-1917'ye kadar barış diyarı yapılmış olan bir dönemin başkentinden Kudüs'e sesleniyoruz. Ve diyoruz ki İstanbul yanınızdadır ve yanınızda olacaktır. Ve diyoruz ki Mescid-i Aksa'yla Süleymaniye aynı mekandır. Bugün bu aziz şehirden İstanbul'dan Kudüs'e seslenirken bu seslenmeye vesile olan, bu güzel topluma ev sahibi yapan Saadet Partisi'ne ve Sayın Genel Başkan Sayın Karamanoğlu'na teşekkür ediyorum. Ve Kudüs birinci yerine saçlayan rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza rahmet diliyorum. Onun emaneti ve bilinciyle her zaman Kudüs'e sahip çıkacağız. Bizler Allah rahmet eylesin. Allah'ın emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Şimdi gelin bu sözde barış planıyla aslında insanlığın vicdanına savaş ilanıyla ne yapılmak isteniyor onu bir görelim. Sonra da biz ne yapmak zorundayız ona bakalım. Bir kere planıyla Kudüs
İsrail'in başkenti ilan ediliyor ve Müslüman kimliğinden arındırılmak isteniyor. Deniyor ki tam bir aldatmacayla Kudüs Filistin'e de baş şehri olacak. Ebu Lis denilen bir bölgede Filistin'e baş şehri olacak. Bu ne demek biliyor musunuz aziz İstanbullular? Allah İstanbul'umuzu muhafaza eylesin. Allah bize çıkar yüzü göstermesin. Ama birileri gelir derse ki Süleymaniye, Ayasofya, Fatih işgal altında olacak. Ebu Eyyub el Ensari işgal altında olacak. Sizlere de İstanbul bandiyosunda geriye vereceğiz. Biz bunu kabul eder miyiz? İşte bunu İstanbul için nasıl kabul etmezsek. Bilsinler ki bu işbirlikçiler ve onların altındaki sahipleri Kudüs planı da asla kabul edilmeyecektir. Bilinsin ki Mescid-i Aksa'sız Kudüs, Kudüs'süz Filistin, Filistin'siz de Orta Doğu barışı olamayacak, olmayacaktır. Eğer dünyada Orta Doğu barış isteniyorsa Kudüs'ün o asli kimliğe saygı gösterilmelidir. Yine geliyor ki bu planla İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri İsrail'e ait olacak ve böylece Batı Şeria Ürdün Vadisi'ne İslam'a İsrail verildiği için Ürdün sınırı bir takım küçük kantonlardan oluşan bir Filistin devletine dönüştürülecek. Bu demek biliyor musunuz? Bu aynen Güney Afrika'da uygulanan ırkçı apartheid rejimi gibi Filistinlileri küçük kantonları kum toplama kamplarına ayırmak demek. Bu da asla gerçekleşmeyecektir. Filistin'de bir apartheid oluşmasına izin vermeyeceğiz. Yine bu planda deniyor ki Sayın Genel Başkan ifade ettiği gibi güvenlik, dış güvenlik İsrail'e ait olacak. İç güvenlikten ise Filistin güvenlik güçleri sorumlu olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl demek? Filistin'in İsrail'den gelecek bir saldırısına hiçbir şekilde Filistinler cevap vermeyecek ama İsrail'e karşı sesini yükseltmek isteyen Filistinliler, işgale karşı direnmek isteyen Filistinlilere Filistinli jandarma rolü oynayacak. Bu bir devlet olmak değil. Bu Filistinli kardeşlerimizin seslerini kısma projesi. Yine bu plan diyor ki, Filistin'in bütün kara, hava, deniz ulaşımı İsrail denetiminde olacak. Limanları, olursa bir gün havaalanı İsrail denetiminde olacak. Burası demek. Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürecek. Bu da olmayacak. Filistin'in açık hava hapishanesine dönüştürmesine hep birlikte karşı çıkacağız. Bu planla deniyor ki yine 1948'de 1967'de işgaller sonrasında mülteci durumuna düşen Filistinliler bir daha Filistin'e geri dönemeyecek. Neredelerse o ülkede kalacaklar. Bu da Filistinlileri ebediyen Filistin'den koparma projesidir. Aynen Roma İmparatoru Titus'un yaptığı gibi şimdi İsrail ve Amerika Filistinlileri yapmak istiyorlar. Hayır, mutlaka Filistinliler bölgenin asli vatanlarına döneceklerdir. Buna da kimsenin yanılamayacak. Bunun karşılığında ise Filistin'e vaat edilen nedir? 50 milyar dolar. 50 milyar dolar rüşvetle benim tanıdığım bir dinamadiz Filistinliler. Bir karış toprağı dahi kimse terk etmezler, terk etmeyeceklerdir. Peki, büyük bir öfke içindeyiz. Büyük bir tepki içindeyiz. Ama ne yapmalıyız? Bu yüzden ki 20 Kasım 2012'de İsrail uçakları Gazze'yi bombalarken eşimle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte Şifa Hastanesi'ne gidip İsrail bombardımanında kızını kaybeden Filistinli'ye sarıldığımda oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarım efendim burayı da bombalayacaklar, burayı da tutalım dediğinde şunu demiştim.
verirken son nefes burada. İsrail bombardımanı altında, Şifa Hastanesi'nde kızının cansız bedenine sarılan bir babayla birlikte olacaksa buyursun, hoş gelsin. Hoş gelsin böyle bir vuslat. Tarihe bu kaydı da geçeriz. Biz o zaman 80 milyon Filistin halkı ve aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcisi olarak o hastanede sizler adına o Filistinlilerle kucaklaşmıştık. Aziz İstanbullular, hepimiz İstoluyuz. Hepimizde Mescid-i Aksa aşkı var. Zeytin dağından Mescid-i Aksa'ya bakan birisi. Emin olun, keşke ömrümün sonuna kadar burada kalsam, bu mekanda kalsam der. Ama gün sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek, hüzün duymak günü değil. Gün Sayın Genel Başkan'ın vurguladığı gibi iflas günü. Ne yapmalıyız? Her şeyden önce buradan Sayın Genel Başkanların huzurundan ve bütün Türkiye'yi ifade ederek artık ülkedeki kutuplaştırıcı siyaset karşısında ortak davamız olan Filistin davası başta olmak üzere ortak ilkelerimiz, ortak idrakimiz için hep beraber omuz omuza vermeyi bilmeliyiz. Biraz önce sorduğumda bu meydana Türkiye'deki bütün siyasi partilerin davet edildiğini arkadaşlar söyledi. Keşke herkes burada olabilseydi. Keşke omuz omuza verebilseydik. Keşke farklılıkları, filanları, pankartları unutup kalbimizdeki, yüreğimizdeki Filistin ve tüm takdiri omuz omuza verebilseydik. İşte buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Burada olmayan siyasi parti temsilcilerine de eğer bir gün yine bir Filistin ve Kudüs davası için bir miting tekbide bedel edilirse parti bedenin kimliğine bakmaksızın, kim olduğunu sorgulamaksızın, eğer mesele Kudüs'se, eğer mesele Mescid-i Aksa'ysa her şey teferruattır demeyi bilmeliyiz. Size soruyorum. Kutsuz olduğunda omuz omuza vermeye var mıyız? Kimliklerimizi, geçmişlerimizi, siyasi parti ünvanlarımızı bırakarak biz Kudüs sevdalıyız, biz Aksa sevdalısıyız demeye var mıyız? Var mıyız? İşte Filistin'e gitmesi gereken ses budur. Peki diplomatik olarak neler yapmalıyız? Madde madde ifade etmek isterim. Ve bunların hepsi yarın uygulanabilecek meselelerdir. Birincisi, yüreğimiz radyosuzdur. Sizlere paylaşmadan edemeyeceğim. 2018, 15 Mayıs'ında İsrail, Doğu Kudüs'teki Türkiye Büyükelçisi'ni çekme talebinde bulundu Türkiye'den. O zaman ulaşabildiğim bütün arkadaşlara, yapmayın, vahim bir hatadır. Çünkü Doğu Kudüs'te temsilciliği bulan yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1967 işgali gerçekleştiğinde dahi Mescid-i Aksa'ya giren İsrail askerleri girdiğinde orada tepkiyi, ilk tepkiyi Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu vermişti. Sonra İsrail'e burayı büyükelçilik düzeyine çıkardık. Maalesef o gün İsrail'in Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesine mukabil Filistin Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini kabul edildi ve Ürdün'ün Filistin'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yetiştirdi. Yanlıştı. Şu gün de orada Kudüs'te Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği var ama Büyükelçisi yok. Bu da çağrım şudur. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi tekrar başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'e bu millet adına gönderilmelidir ve ne yapılırsa yapılsın orayı terk etmemelidir. Oraya verecek en iyi cevap budur. Ayrıca eğer bir gün Doğu Kudüs'te İsrail'e birleşti diyerek bu plan çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yakın bir mekanda olan Büyükelçiliği kapatılmak istenirse kesinlikle fark edilmeli, ne tür kriz çıkacaksa çıkılsın Doğu Kudüs'teki tarihi Kudüs'teki al bayrak asla indirilmemelidir. İkincisi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgürlüğünde oluşabilecek en geniş uluslararası koalisyon oluşturulmalıdır. Sakın ha, Trump bu anlaşmayı öngördü diye bütün Amerikalıların, bütün Avrupalıların, bütün dünyanın bu anlaşmayı kabul ettiği gibi yanılsa ben kapılmayalım. Aklı başımda dünyada ne kadar düşünür, ne kadar siyasetçi, devlet adamı varsa herkes bu anlaşmaya karşıdır. Yapmamız gereken geniş bir insanlık koalisyonu oluşturup Trump'ı ve Netanyahu'yu o insanlık koalisyonuna karşı karşıya bırakmaktır. Bu çerçevede üçüncü olarak yapılması gereken aslında bir Filistin devleti vardır aziz kardeşlerim. Filistin devletinin ilanı Trump'ın vicdanına kalmaz. 30 Kasım 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 138 oyla 9 red oyuna karşı 138 oyla Filistin devleti devlet olarak kabul edilmiştir. Üye olmayan Birleşmiş Milletler'e üye olmayan devlet statüsünde, çünkü Birleşmiş Milletler'e üye olması için Güvenlik Konseyi'nden geçmesi lazım. O da Amerikan vetosuna takılırdı. Şimdi yapılması gereken yarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e ait temsilciliği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvurarak ve geniş bir ülkeler koalisyonuyla 178 ülkenin imzasıyla tekrar bu karar teyit ve tescil edilmelidir. Filistin devletinin kurulması Trump'ın vicdanına ya da mesabetine kalamaz. Dördüncü olarak çok az bilinen bir husustur. 1948 savaşı sonrasında 10 Aralık 1948'de bir Kudüs komisyonu oluşturuldu. Komisyonun 3 üyesi var. Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Bu komisyonun görevi Kudüs'teki her türlü statü değişikliğini takip edip Birleşmiş Milletler'e bildirmek. Maalesef 1970'ten sonra bu komisyon 6 ay kaldı ama kapatılmadı. Şimdi Fransa'nın da bu gelişmelerden rahatsız olduğunu biliyoruz. Macron'un İsrail Kudüs ziyaretinde İsrail yetkililerle tartışması dünya yansıdı. Fransa'yla birlikte daha tek başına. Mutlaka bu komisyon toplantıya çağrılmalı. Kudüs'ün kimliğinin Birleşmiş Milletler garantisi altında olduğu gösterilmeli. Eğer bu toplantıya Amerika Birleşik Devletleri gelmezse Birleşmiş Milletler sistemi dışında bir noktada kalmış olur. Dördüncüsü, yine Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Kudüs Komisyonu üyesi olarak ve dahi Ürdün, Doğu Kudüs'teki Müslüman mekanların 1967 sonrası hamisi olarak ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komisyonu Başkanı olarak Türkiye bu iki ülkeye çağrıda bulunup üçlü bir girişim oluşturulmalı. Kudüs meselesi üç ülkenin ortak inisiyatifine dönüştürülmeli. Beşincisi, maalesef biraz önce Filistin temsilcisi de ifade ettiği gibi ve Sayın Genel Başkanların da vurguladığı gibi bazı Arap ülkeleri de bu plana perde gerisinden destek veriyor veya bir grup oluşturuyorlar. Buna karşı bu planı açıktan tenkit eden ve bu plana karşı tavır alan Türkiye, Endonezya, Malezya, Pakistan, Cezayir ve Ürdün ve Fas gibi diğer ülkelerle birlikte Filistin haklarını ve Kudüs'ü koruma inisiyatifi ortaya koymalı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte harekete geçilmelidir. Yedincisi, Filistin içindeki grupların bir araya gelebilmesi için Fethullah ile Hamas arasında Kudüs temelli bir ortak zemin oluşturulmalı ve Sayın Mahmut Abbas ile İsmail Haniye Türkiye'de bir araya getirilmelidir. Sekizincisi, Türkiye Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Şubat 2002'de ortak oluşturduğu AB İç Forumu'nu tekrar toplantıya çağırmalı ve daha sonra maalesef Kıbrıs konusundaki anlaşmalık sebebiyle bir araya gelebilen bu komisyon üzerinden Avrupa Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birlikte bir ses yükseltmesine öncülük etmelidir. Çünkü bu anlaşmadan Müslümanlar kadar Hristiyanlar huzursuzdur. Bu anlaşmadan
Makbul Museviler de huzursuzdur. Bunların hepsi harekete geçirilmeli. Dokuzuncusu, Kuvadis yani Orta Doğu dörtlüsünün diğer üyesi olan Amerika ve Rusya dışında, ABD'de, Birleşik Devletler dışında, Rusya'ya son dönemdeki ilişkilerle göz önüne bulundurularak sadece Suriye bağlamında değil, Filistin bağlamında da ortak tavır için bir istişari zemin oluşturulmalıdır. Ve nihayet onuncusu, mülteciler konusunda, Ruanda mülteciler konusunda UNRWA dediğimiz Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Birleşmiş Milletler'in Filistin'le ilgili mültecilerle ilgili komisyonu harekete geçirmeli ve Filistin'in dünyadaki nerede olursa olsun mültecileri bir çatı altında toplanarak Filistinli mültecilerin hakları korunacak şekilde bir inisiyatif başlatılmalıdır. Değerli kardeşlerim, gün susma günü değildir. Gün küçük görüş ayrılıkları yüzünden birbirimize sırtımızı dönme günü değildir. Gün kalp çatma günü değil, kucaklaşma günüdür. İhtiyaçları unutup Filistin için, Kudüs için ayağa kalkma günüdür. Gün birlik günüdür. Gün birlikte Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya selam gönderme günüdür. Selam olsun Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Harire, Namlus'a, Beytüllah'a, Gazze'ye selam olsun. Aziz İstanbullular, bugün bu soğukta Gazze'ye, Kudüs'e, Filistin'e sahip çıkmak üzere bir araya geldiğiniz için Allah sizden razı olsun. Bir kez daha söylüyorum. Gün geldiğinde Kudüs için ayağa kalkmaya hazır mıyız? İstanbul olarak biz burada izlemeye ve bütün bir insanlığı Kudüs için, Filistin için vicdanını harekete geçirmeye hazır mıyız? Her şeyi kaybedelim ama ümidimizi kaybetmeyelim. Allah Kudüs'ü, Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı koruma gücünü bize nasip eylesin. Allah Ezan-ı Muhammedi'yi inşallah Mescid-i Aksa'dan bütün dünyaya duyurabileceğimiz günleri bize nasip eylesin. Allah bize Selahaddin Eyyubi'nin, Hazreti Ömer'in, Yavuz Sultan Selim'in, Sultan Abdülhamid'in ve Rahmetli Erbakan Hocamızın o Kudüs bilincini bize nasip eylesin ve onların emanetine sahip çıkmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Allah İstanbul'umuzu ve Kudüs'ümüzü aziz eylesin. İran'ın Kadir Kertlisi Sayın Mehmet Karacman beyefendi bizimle birlikteler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Konuşmaları gerçekleştirmek üzere Demokrat Partisi Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Aziz İstanbullular, bildiğimizde giydirilmek istenen deli gömleklerine inat, ruhları, varlıkları, iradeleri burada erimiş Osmanlı'nın Kudüs'teki aşçı bölüğünden nöbetçi kalmış onbaşı Hosan'ın manevi nöbetini burada tutmaya gelen siz değerli katılımcılar, değerli dostlar, başta bir araya gelmemize vesile olan Saadet Partisi'nin muhterem genel başkanı, burada bulunan siyasi partilerimizin çok değerli genel başkanları ve Kudüs davasını yaşatan siz değerli İstanbullu hemşehrilerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Yaşayan büyük şairlerimizden Sezai Karakoç, gökte yapılıp yere indirilen şehir, Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri diyor Kudüs için. Bırakın burada tüm izdihatları, sadece buradan bakmak dahi yeter Kudüs'ün mahiyetini, dahası
insanlık ve tarih için manasını anlamaya, kutsiyetini tüm insanlık için kıymetini anlamaya, Kudüs bütün insanlığın şehri, şimdilerde maalesef zulmün merkezi, İslam'ın ilk köylesi, şimdilerde zalimin gailesi, işgal edilen de, ilhak edilen de insanlığın, adaletin, barışın ta kendisi. Kıymetli misafirler, kıymetli katılımcılar, Kudüs'ün fatihi Selahaddin Eyyubi diyor yani, Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki? Nasıl bir insan bizlere, nasıl bir insan ümmeti Muhammed'e, bir hatırlısındır kademe kademe işgal edilen ilk kıblemiz. Hacer-i Mu'ayyar, hani kutlu nebiyi miraca taşıyan o taş, ümmetin peygamberini miraca taşıdığına inandığımız o taşın altında kaldık maalesef bizler. Tüm İslam alemi, Kudüs atamadık. Birileri tarafından İsrail'in askerlerinin botları ile kardeşlerimizin onduru çiğnenirken, İslam'ın kutsalları kirletilirken, kendini yapamayarak kaldık o taşın altında. Değerli dostlar, Filistinli kardeşlerimiz ne diyorlar? İsrail işgaline ve zulmün başlangıcına, yani büyük felaket diyorlar. Daha sonra bir gün yeni bir nekbeyi yaşıyorlar. Yeni bir büyük felaketi her gün yaşıyorlar. Dünyanın, inandığımız dinin kardeş ilan ettiği insanların gözü önünde felaket yaşanıyor. Ve bugün o felakete bir hukuki zemin hazırlamak sayesinde Peygamber'in bir işgali alışık oldukları üzere vatalarda kurguladıkları planın yeni bir aşamasını hayata geçiriyorlar. Malumunuz iki sene evvel Osmanlı'nın Kudüs'ü tefkilisinin 100. yılında aynı ayda Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi bir tesadüf değil idi. İki sene evvel Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı olarak işgal edilmiş Kudüs'ü Birleşmiş Milletler kararlarına ilan ve yasa dışılığına atıf yapan, hukuksuzluğu beyan eden onca karara rağmen Kudüs'ü de başkenti ilan ederek göz sunduğu zulme ABD ortak olmuştur. İsrail'de ve işgal ettikleri Filistin topraklarında yalnız kendi vatandaşı olan devletinin aidiyetlerine, politika ve projelerine destek verenlerin özgür olduğuna, kendi insanının daha fazla eşit olduğuna, yalnız kendi insanının kardeşliğine de inanan bir İsrail var karşımızda. Yaşamanın, özgürlük ve kişi güvenliğinin yalnız kendi halkının hakkı olduğuna inanan bir İsrail var karşımızda. Bu inançlara ve inançlarına dair ifade ettiklerine destek veren, demokrasi ihraç ediyorum derken, kan ve gözyazı ihraç eden bir ABD var karşımızda. İsrail'in yanılmaz anlayışı, ABD'nin politikaları ile maalesef coğrafyamıza kan ve gözyaşını miras bırakır halde. Değerli dostlar, bana dönmek ağız satlanmaz sözünden hareketle ortaya babası getirecek olan planlarda isminin barış ile başlaması kifayet etmez. Dahası bir mecelle kaidesidir. Tebettüyle esma ile hakaret değişmez. İsim değişikliğiyle gerçek değişmez. Dolayısıyla bu planın isminde koyup geçiyor olması işgalci mantık devam ettiği sürece buradaki vasatı değiştirmeyecektir. Kudüs'le işgal edilmiş Filistin topraklarında Orta Doğu'da barış,
başta İsrail'in işgali, diyetleri, medeniyet intikatların yayılmacı tutumundan vazgeçmesi ile ancak mümkündür. Bu kadarıyla ABD arı kovanına somut sokmuştur. Bölgedeki yerel dinamikleri hareketlendirerek, bölgedeki meşru müdafaa sahibiyle İsrail bu bölgede durumunu katmerlendirecek, bölgedeki zihken ve fiilen hakimiyet sahasını genişletmesine imkan olacaktır. İsrail'in başarısı olaylıdır. Büyük Ortadoğu projesi kademe kademe örülmekte, Büyük İsrail devleti tezgahı korkutucu rolleri sekmesinden çıkıp tarihin sayfalarına adım adım geçmektedir. Değerli dostlar, tarih değişiyor ve hakikatler için maalesef tekerrür ediyor. 2000 yıllık suresiyle İsrail'e uğraşırken insanlık tarihi kadar etkiye alaşağı edilirken maalesef izlemekle yetiniyor. Batıda yükselen bir taşcılı sesle canımızı yakan, hüznümüze hüzün katan maalesef İslam dünyasının sessizliğidir. Hatta Arap dünyasından ABD'nin işgali meşrulaştırma planına destek veren açıklamalardır. Arap dünyasının ünlü şairi Nizar Sabbani, Kudüs, Yusuf Okar'ın Yusuf'un hüznüyle eş bir şehir diyor ya ve altından ekliyor. Ey Kudüs, ey hüzünlü şehri, ey gözlerinden kocaman yaşlar atan, kim durduracak düşmanları üzerine çullanan, ey dinlerin incisi, kim silecek kanların ovalarından, İncil'i kim kurtaracak, kim kurtaracak Kur'an'ı, kim kurtaracak Mesih'i kendisini öldürenlerden, insanlığı kim kurtaracak demiştir. Kudüs'ü bugün burada her birinin içerisinde bulan, vücut bulan insanlık sevdası kurtaracaktır. Kudüs'ü dinlerin incisi, hüzünlerin şehri Kudüs'ü, insanlığın feraseti, hatta Müslümanların feraseti kurtaracaktır. Kudüs'e de kurtulacak. Ve inşallah bugün her siyasi görüşten ama insanlığa dair hassasiyetten bir araya gelmiş insanları gayretleri kurtaracaktır. Kudüs inşallah zulümden, Filistin halkı zalimden kurtulacaktır. Her meselede kurumsal olarak inandığımız değerler adalet ve demokrasi zulmü yoklukla mağlul kılacaktır. Değerli dostlar, sözlerine son verirken İslam dünyasının bütün başkentlerinde kan ve gözyaşı yükselirken Türkiye kendi cesametiyle büyüklüğünde büyüklüğüne iradede akılla buluştuğu takdirde bu mecranın açılacağı kanaatindeyim. Zulmün son bulacağı inancındayım. Zulmün arşa çıktığı Filistin ve Doğu Türkistan'ı almadan buradan da ayrılmak istemem. Bütün mazlum coğrafyalara örnek bir mücadele vermiş Türk milletinin kaderi mazlumlarla tevhid olduğuna inanıyorum. Zulmü İstanbul'a kıyama kalkarcasına haykırmak yarıştırdık. İşte bugün buradaki varlığımızda bunu haykırdık. İnşallah zulüm bulacak, son bulacaktır diyorum. Bizleri bir araya getiren Saadet Partisi'ne müteşekkir olduğumu ifade ediyor. Başta katılımcıları, siz değerli aziz İstanbul'u bu vesileyle en kalbi duygularımı selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kudüs sevdası için bu alana getiren Allah'a hamdolsun. Salat ve selam çevresinin mübarek kırılan Aksa'nın vahyini bize getiren Muhammed Mustafa'ya
selam ve selam olsun. Ve bu meydana Akşar Sözleşmesi'ne dönüşen İstanbullulara, bu ülkeyi tertip eden, buraya davet davet eden, davete icabet edenlere selam. Aynı amaçla bugün Diyarbakır'da ve Sakarya'da Aksa sevdası için bir araya gelen tüm Aksa sevdalarına da selam olsun. Aziz İstanbullular, Kudüs İslam'ın ilk kıblesi, yeryüzünde ibadet için inşa edilen mescitlerin ikincisi, ibadet için menzil edilen mescitlerin üçüncüsüdür. Aynı zamanda Resul-i Ekrem'in bütün peygamberlere ibadet ettiği mekanın adıdır. Kudüs alelade bir toprak parçası değil. Kudüs bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Muhammed Nureddin Zengin'in ve Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamid'in emanetidir. Bu nedenle Kudüs'ü sıradan bir arsa gibi pazarlık konusu yapmak, bunu anlaşmaya konu etmek söz konusu asla olmayacaktır. Evet, Amerika'yı parayla satın alabilirsiniz. Ama bütün Amerika'yı üzerine Avrupa'yı da koyarak bir araya getirseniz bir Kudüs etmez. O nedenle biz bu ham hayallerden vazgeçin diyoruz. Evet, Kudüs insanların vicdanıdır. Bugün dünyada 139 ülke, biz bu anlaşmayı da merak edinerek bu devletlere diyoruz ki gelin imza attığınız bu sözle ve Filistin'i bu tanrıya sahip tutun ve Filistin'i bir devlet olarak görün ve buna göre muamele edin. Bugün Siyonist rejimle nasıl anlaşma imzalıyorsanız, hangi ilişkileri geliştiriyorsanız, aynı zamanda Filistinlilerle de bu şekilde muamele edin ve devlet olarak görün, devlet olarak ilişki geliştirin. Tarih göstermiştir ki Siyonistlerin anladığı tek dil kuvvetin dilidir. Bu nedenle bu anlaşma, bu imzanıza sahip çıkarak Filistin'e güç verin, kuvvet verin, siyasi, ekonomik ve askeri anlaşmalar yapın. Özellikle İslam ülkelerinin idarecilerine seslenmek istiyorum. Madem ki Filistin'i devlet olarak tanıyorsunuz, gelin Filistinlerle ticari, siyasi ve askeri anlaşmalar yapın. Askeri teknikleri ve teknolojileri Filistinlere aktarın. Filistinliler tepkilerini konuşsunlar. Bu şekilde göreceğiz ki Filistinlere huzur gelecektir. Bugün Filistin huzur içinde olursa
bütün bir dünya huzur içinde olacaktır. Çünkü yaşadığımız bütün sorunların temelinde Siyonist rejimin rahatsız etmesi için bizim aramızda ekilen fitne tohumlarıdır. Filistin'de huzur olursa bizim aramızdaki bu fitnelerin de büyük bir kısmı yok olacaktır. Sayın Genel Başkanlarım benden önce dile getirdiler. Evet, bu anlaşmayı bir başlangıç noktası edelim. Aramızdaki ihtilafları, farklılıkları, ayrılıkları bir kenara getirelim ve bütün insanlığın vicdanı olan, ortak sorunu olan Afrika konusunda, Filistin konusunda bir araya gelebiliriz. Filistin huzur içinde olmazsa İstanbul asla huzur içinde olamaz. Şam huzur içinde olamaz. Bağdat huzur içinde olamaz. Bunu görmediğimiz sürece Filistin'e düzenli, düzgündür çözüm devletimiz. Evet. Filistin bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Mahmud Nurettin Zengi'nin emanetini olduğunu dile getirdik. Burada Sayın Genel Başkanım benden önce dile getirdiler. Filistin ümmetin bahçet meselesidir. Filistin'in Selahaddin Eyyubi tarafından fethedilmesinde bize güzel bir örnek bulunmaktadır. Nedir bu örnek? Nurettin Mahmud Zengi Türk, Selahaddin Eyyubi Kürt ve beraberinde komutanların önemli bir kısmı da Arap. Bugün bu bize kim veriyor? Türkler, Araplar, Kürtler, bütün kaçıklarımızla, bütün renklerimizle bir araya gelirsek dünyaya huzuru ve mutluluğu getirmiş olacağız. Bu vesileyle de bu etkinliği düzenleyen Sayın Genel Başkanımıza, bütün katılımcılara saygılarımı, tebriklerimi iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Katılımların katkılarında konuşmalarından dolayı Hüdapar Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Evet, yüzyılın zorbalığına karşı Kudüs için ayağa kalk çağrısıyla bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz büyük Kudüs mitingi bu sene eriyor. Katılımlarınızı unutarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birazcık kıyamımız Kudüs'ün vesile olması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.